Konuşmalarınızda peygamberimizi bir postacı gibi görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir demiş bir seyirci. Bu sorunun sahibi kardeşimizin kendi kuruntusu. Bakın postacı nedir? Filana gönderilen bir mektubun zarfının üstündeki isim ve adresi okumaya yetkili olup o mektubun içindekine bakmaya hakkı olmayan adama denir. O adresi bulacak. Ali olursa izler mi? Sağ mektup var. O mektubun içinde ölümden mi, paradan mı, alacaktan, borçtan bahsediyor. Bunlardan habersiz adama denir. Şimdi eğer postacı buysa ki bu kardeşimiz postacıların ne olduğunu önce öğrensin. Bakıyoruz peygambere öyle mektubun üstündeki adrese bakıp da öyle filan kapıya götürüp bırakan bir adama benzemiyor. Evet. Kendine gelen vahyi önce kendinde uyguluyor. Ondan sonra da toplumda uygulamaya başlıyor. Yani mektubun içinde okuyor bu adam. Okuyor, onunla da kalmıyor. Onu yani şu son yıllarda bir hemşehrimiz Turgut Özal vasıtasıyla meşhur olmuş bir tabirle yap, işlet, devretçi yani. Yani gelen vahyi, Allah'ın gönderdiği vahyi yapıyor, işletiyor ve işte vefat ediyor. Bizlere devredip gidiyor ki yani biz de onun gibi işletmeye devam edelim diye. Yap, işlet, devletçilik ve postacılık arasında. Yani ben yakından yanlış anlayayım. Öyle tabii yani ben böyle anladım. Yanlış anladım demek daha güzel değil mi? Olur, insan yanlış anlayabilir. Ben de yanlış anlayabilirim. Hepimiz anlayabiliriz insanı. Evet, teşekkür ederim.